İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bugün Batı Ermenistan'ın bağımsızlık günü. Batı Ermenistan'ın Mersin'de çevre felaketi yaşandı. Artsakh'ın Vardazor köyünde bugün inançla yaşıyor ve yaratıyorlar. Stepan Agert, Azerbaycan, Türkiye'nin emriyle Artsakh sorununun çözüm mekanizmasını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Azeriler Şuşi'deki Yeşil Manastır avlusunda bir lokanta inşa ettiler. Batı Ermenistan'daki Van'ın tarım ve hayvancılığı büyük kriz yaşıyor. Bugün Hrant Dink'i anma günü. Batı Ermenistan'ın tarihi yerlerini tanıyalım. Arguni. Bosnubar Paşa 26 Şubat 1919'da Versay Barış Toplantısı'na bir muhtıra sundu ve 15 Mayıs 1919'da hükümet kurdu. Bu hükümet 19 Ocak 1920'de Rus kararnamesi ile resmen tanındı. 15 Mayıs 1919'da Birleşik Ermenistan hükümetinin kurulmasından sonra Bosnubar Paşa'nın çabaları. Bildiğimiz gibi bugünkü Batı Ermenistan hükümeti 1920 yılında tanınan 11 Ocak 1918'de Rusya'dan bağımsız hale gelen ardından Ermenistan Cumhuriyeti'nden sonra Ermenistan Devleti'nin devamı niteliğindedir. Batı Ermenistan 19 Ocak 1920'de aşağıdaki koşullar altında fiilen de jure olarak tanındı. Bu hükümet oluşumuna dayanarak 27 Ocak 1920'de Barış Etkinliği Genel Sekreterliği Ermeni Ulusal Delegasyonu Başkanı'na 19 Ocak 1920 tarihli toplantısında Yüksek Kurul'un aşağıdaki iki kararı aldığı tavsiyesinde bulundu. 1. Ermeni Devleti'nin hükümetinin fiili bir hükümet olması gerektiği. 2. Bu tanıma bu devletin olası sınırları sorununu önceden belirlemeyecektir. Artsakh, Nahiçevan, Cavak, mevcut Kafkas Ermenistan Cumhuriyeti, Kilikya ve Batı Ermenistan, Ermenistan Devleti'nin bir parçasıydılar. Batı Ermenistan'daki Mersin ilinin Toroslar ilçesindeki Musalı Mahallesi sınırları içinde bulunan krom maden ocağının atık havuzu patladı. Heyelanın meydana geldiği alanda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken çevresel bir felaket yaşandı. Krom madeni atıklarının deli çaya karışması çaydaki ve etraftaki canlıları tehdit ederken 5 gün geçen faciaya dair yetkililerden bir açıklama yapılmadı. Atıkların denize akması bölgedeki insanların sağlığını tehdit etmektedir. Buna karşın yetkililerin sessiz kalması kabul edilemez. Çevre talanı sonucu olan bu anlayışın değişmesi gerekiyor. Artsakh'ın Askeran bölgesinin Vardazor köyü muhtarı Samvel Saracyan'ın basına yaptığı açıklamada Vardazor köyü nüfusunun 254 kişi olduğunu duyurdu. Köy muhtarı savaştan sonra köye yerlerinden edilmiş 9 aile yerleşti. Onlara sağlanan daireler onarımdan geçti. Okula 90 öğrenci gidiyor. Köyde yaklaşık 60 okul öncesi yaştaki çocuk var ama ihtiyacı çok duyulan ana okulumuz yoktur. Belediye binası ve sağlık ocağı kötü koşullarda faaliyet gösteriyor. Düğün salonunu köylülerin yardımıyla inşa ettik. Kırsal yollar iyi durumda. Köyü karayoluna bağlayan yol bakımsız durumda dedi ve köyde doğalgaz dağıtımı olduğunu, elektrik ve suyun sağlandığını bildirdi. Nüfusun istihdamından bahseden köy muhtarı Saracan, yaklaşık 95 hektar bahçe ve yaklaşık 450 hektar ekilebilir arazinin düşmanın kontrolünde bulunduğunu söyledi. Bununla birlikte köy sakinleri ana vatanlarında yaşamayı ve yaratmayı tercih ederek tüm engelleri kararlılıkla aşıyor. Artsakh Dışişleri Bakanı David Babayan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Agitmis grubu ile ilgili açıklamaları ve Rusya'nın Agit daimi temsilcisi Alexander Lukashevich'in Agitmis grubu eş başkanları Artsakh'ı ziyaret edemez açıklamasını değerlendirerek Azerbaycan, Türkiye'nin emriyle Azerbaycan-Artsakh sorununun çözümü için mevcut mekanizmaları ortadan kaldırmaya çalışıyor açıklamasında bulundu. Azeriler, Yeşil Manastır olarak bilinen Surbovan Nesme Gardiç Kilisesi'nin alanındaki binayı lokantaya dönüştürdü. Azerbaycan'ın Telegram kanallarından birinde bununla ilgili bir video yayınlandı. Yayınlanan videolarda eskiden ikonaların satın alındığı binanın artık parti organizasyonları için konforlu bir şekilde döşendiği görülüyor. Savaş sırasında kubbesi tamamen yıkılan kilisenin akıbeti hala bilinmiyor.
İklim değişikliği dünyanın son dönemlerinde konuştuğu en büyük mesele olurken, Batı Ermenistan ve Van'da son yılların en kurak dönemi yaşanıyor. Kuraklık probleminin derinden etkilediği tarım ve hayvancılık sektörü ciddi sorunlarla karşı karşıya kalırken, son yıllarda patlak veren yem sorunu sonrasında şu sıralarda yakıt ve gübrede yaşanan kriz ise sektörü olumsuz etkiliyor. Yetersiz destekler ve girdi maliyetlerinin artması, Vanlı çiftçilerin geçtiğimiz yıllarda koptuğu üretime tam yeniden başlamışken bir kez daha üretimden uzaklaşmasına neden oluyor. Tarım ve hayvancılık kenti Van'da sürekli yükseliş trendinde olan girdi maliyetleri çiftçinin tarımsal üretimindeki en büyük engeli oluştururken yakıt ve gübre krizi de devam ediyor. Konstantinopolis'teki bir Ermeni aydın olan Batı Ermenistan'ın evladı, haftalık Agos gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, bundan 15 yıl önce 19 Ocak 2007'de güpegündüz Agos gazetesi yazıhanesi önünde Türk aşırı milliyetçisi Ogün Samas tarafından kurşunla vurularak öldürüldü. Tüm insanlık Türk milliyetçiliği ideolojisine ve sonuçlarına bir kez daha tanık oldu. Elbette ilerici aydınlar ve demokratik toplum işlenen suçu protesto ederek tepki verdi ve Ermeni milletine dayanışma ve destek gösterdi. Ancak devlet düzeyinde katile ve işlenen suça yeterli yanıt verilmedi. Katilin bu suçu tek başına organize etmediği, üstelik devlet tarafından desteklenip yönlendirildiği kesinlikle açıktır. Bununla birlikte Türkiye soykırımcı ve Ermeni karşıtı politikasını açıkça ortaya koyarak bir kez daha dünyanın hakaretine uğradı. Batı Ermenistan bu korkunç cinayeti ve onu organize edenleri kınıyor ve Hrant Dink'in anısına saygı duruşunda bulunuyor. Arghani, Batı Ermenistan'ın Zop eyaletinin Bagnadun ilçesinde Bagin Nehri'nin sol kıyısında yükselen ulaşılması zor bir dağın tepesinde bulunan bir kale şehri. 1051 yılında Abel'in oğlu Prens Harpik kardeşleri Leon, David ve Konstantin ile birlikte Arghani Kalesi'nde Bizans ordusuna başarıyla direndi. 1062 yılında Arghani Selçuklu Türkleri tarafından ele geçirildi ve önemli ölçüde yok edildi. 1555 yılında Osmanlı Türkiye'sine geçmiş, daha sonra Dikranagert vilayetine dahil edilmiştir. 20. yüzyılın başında yaklaşık 3000 nüfusa sahipti. Tarım, hayvancılık, el sanatları ve ticaretle uğraşıyorlardı. Surp Sarkis adında bir kilisesi vardı. Arghani'nin yukarısında erişilemeyen bir kayanın üzerinde 1433'te inşa edilmiş olan kemerli kubbeli Surp Asvazazin Manastırı korunmuştur. Arghani Ermenilerinin çoğu 1915'te Ermenilere karşı soykırım olan Armenosit sırasında katledildi. Hayatta kalanlar ise farklı ülkelere göç etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1895-1978 yılları arasında yaşamış Aşu Havasi'nin Ermeni halk şarkısı Cavahetsi Sirun Ahçik adlı eseri sunuyoruz. Cavahetsi Sirun Ahçik Sek Abuli Ganci Tarik Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.